Gençler selamlar. Köklü ifade içeren denklemlerde kalmıştık. Son olarak bu kısmı da işleyelim. Direkt bir örnekle başlıyorum. Çünkü aslına bakarsanız bir konu başlığı değil, bir soru çözüm yöntemi. Köklü ifade içeren denklemler nasıl çözülür? Bunları anlatacağız. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle bu şekilde bir sorumuz varsa şu köklü ifadenin tekini karşıya fırlatacaksınız. Böylelikle 2x eksi 1'in karesi eşittir. Karesi değil, özür dilerim. Kare kökü. Onun karesi beni andı herhalde. Şöyle yazalım. Kök 11'e eşit olsun. Ve böylelikle sevgili gençler her iki tarafın karesini alıyorsunuz. 2x eksi 1 eşittir 11 oluyor. Ve karesini aldığımız takdirde biliyorsunuz ki bunlar mutlak değer içinde çıkıyordu. Hani hatırlarsan şöyle yapıyorduk ya. Pekala, 11'in mutlak değeri 11'dir zaten. Yani elimizde bizim şu şekilde bir ifade oluştu. 2x eksi 1'in mutlak değeri eşittir 11. Ve sen bunu mutlak değerde hatırlıyorsun. 2x eksi 1 ya 11'di, 2x eksi 1 ya da eksi 11'di. Buradan 2x eşittir 12 gelir. X eşittir 6 olur. Tamam. 2x eşittir eksi 10 ve x eşittir eksi 5 olur diyebiliriz. Şimdi çözüm kümesini istemişti ya. Direkt lönk diye yazmıyorsunuz. Eksi 5 ile 6'dır diye yazmıyorsunuz. Bir şüphe aramanız lazım bir yerlerde. O şüpheyi de şöyle götüreceksin. Şurada yerine yazacaksın. 6'yı yaz bakayım. 2 kere 6 eksi 1'den burası kök 11 gelir. Eyvallah. Ama eksi 5'i yazarsan 2 kere eksi 5 eksi 10. Eksi 1 daha eksi 11 yapar. Karekökle bir ifadenin için negatif olabiliyor muydu? Hayır. O zaman eksi 5 yokmuş diyeceğiz. Bizim çözüm kümemiz tek elemanlı ve o da sadece 6 elemanından oluşuyor diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. 2a eksi kök a artı 1 eşit 0 olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyorum. Öncelikle 2a artı 1 eşittir şu eksi kök a'yı karşıya atıyorum. Kök a yazıyorum. Şimdi de her iki tarafın karesini alacağım. 2a'nın karesi ne yapar? 4a kare artı 4a artı 1 eşittir. A'nın karekökünün karesi mutlak değer a yapar. Böyle bir ifade var bizim elimizde. Bize sorulan ifadeye de az çok benziyor hatta, değil mi, şu şekilde. Peki. Şimdi şöyle diyeceğim. 4a kare artı 4a artı 1 eşittir. Ya a'dır ya da 4a kare artı 4a artı 1 eşittir eksi a'dır diyeceğim. Ve burada a'yı bu tarafa atarsanız 4a kare artı 3a artı 1 eşit 0. Buradan da 4a kare artı 5a artı 1 eşittir 0 gelir. Ki şu bizim işimizi görüyor sanki ha. 4a kare artı 3a artı 1. Çünkü burası da aynısıydı. Bu kaçmış 0. O zaman burası da 0'dır. 0'ın karekökü ne? Tabii ki 0'dır. Halde cevap sevgili gençler budur diyebiliriz. Cevap 0'dı. 78. sayfamın sağ üst tarafına geçtim. Böyle bir ifade var ve bu ifade 18'e eşit. O zaman bu kaçtır diye sorulmuş. Şöyle yapacaksınız. Artık bu tarz ifadeler, sorular belli değil mi nasıl yapılacağı? Belli değilse de bir kere daha dinle. Ben bununla sevgili gençler şunu çarpacağım. A artı 4 eksi kök içerisinde A eksi 1. Çünkü bunları görüyorum ki bunlar birbirinin eşleniği. Yani hani şu ve şu, bu ve bu eşitken birinin arası artı öteki eksi. Şimdi eşittir dedim. Ben bunları çarparsam bak şunun karesi eksi bunun karesi gelecek. Yani a artı 4 eksi a eksi 1 gelecek. Ve bu da a eksi a'dan 0 4 eksi eksi 1'den artı 1 gelir. 4 artı 1'den de 5 olur. Şimdi bak şurası neydi? 18. Bana da şu sorulmuştu. Bunların ikisinin çarpımı kaçmış? 5. O zaman güzel kardeşim. 18 çarpı soru işareti 5 ise bu soru işareti nedir? 5 bölü 18'in ta kendisidir. Cevap da bu. Cevap 5 bölü 18'miş sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Küp kök içerisinde 6 artı karekök içerisinde 18 eksi kök x eşittir 4'müş. Tersten düşünelim. Bir şey var, bir sayı var. Bunun küp kökü
4'müş. Nedir orası o zaman? Şu sayı 64'tür, değil mi? 60'ın küp kökü 4 çünkü. 60 artı karekök içerisinde 18 eksi kök x eşittir 64. O zaman şurası kaçtır arkadaşlar? Şu kısım, bu kısım 4'ün ta kendisidir. Bu kısım 4 ise içerisi nedir? Tabii ki 16'dır. Demek ki 18'den kök x çıkınca 16 kalacakmış. O zaman kök x dediğimiz şey 2 olmaz mı? X kaçtır? Tabii ki 4'tür. Cevap 4 olacaktı. Deneyelim hatta. Burası 4 ise 4'ün karekökü 2, 18'den 2'yi çıkar 16, 16'nın karekökü 4, 4 artı 60, 64, 64'ün küp kökü de 4'e eşittir sağlamasını da yaptık. Doğru bulduk sonucu. Geçtim bir diğer soruma. Şimdi 5 üzeri 2x eksi 1'in şu ne demekti şu? Bu ne demekti? 1 bölü 3. kuvveti demekti. Eşittir. Şu 125 5'in küpüdür. Bunu da şöyle 1 bölü 5 üzeri 3'ten kurtarıp 5 üzeri eksi 3 yazabilirim. 5 üzeri eksi 3. Şimdi ne yapacağım? Biliyorsunuz şunları çarpacağız. 5 üzeri 2x eksi 1 bölü 3 eşittir 5 üzeri eksi 3'tür diyeceğim ve daha sonrasında olayı biliyorsunuz. 5'ler eşitse bunların üstleri de birbirine eşittir. Yani 2x eksi 1 bölü 3 eşittir eksi 3 diyeceğim. İçler dışlar çarpımı yardımıyla 2x eksi 1 eşittir. 3 kere eksi 3 eksi 9 yapar. 2x eşittir eksi 1'i karşıya atarsanız eksi 8 gelir ve x buradan kaç gelir? Eksi 4 gelir sevgili gençler. Cevabımız budur diyebiliriz. Evet, şimdi son sayfamıza geçiyoruz. Kök içerisinde a eksi kök 5 ile kök içerisinde a artı kök 5'in toplamı kök 10 eşitliğini sağlayan a değeri sorulmuş bize. Şöyle yapalım. Karesini alalım her iki tarafında. Şu şekilde ve şu şekilde. Birincinin karesi tabii ki a eksi kök 5. İkincinin karesi de a artı kök 5. Ne kaldı? 2 çarpı birinci çarpı ikinci kaldı. Şu şekilde. Pekala. Bu da neymiş? Kök 10'un karesi 10. Gençler, eksi kök 5 ve artı kök 5 gitti zaten. Burada bir 2 a'mız kaldı. Artı a ile a'nın toplamından 2a geldi. Şimdi bak şu kısma bakarsan a eksi kök 5 de a artı kök 5 var. 2 çarpı tek kök içerisinde bu ikisinin çarpımı eşlenik olduklarında a kare eksi 5'in ta kendisidir. Ve bu da kaça eşitmiş? 10'a. Pekala. Şimdi ben tutuyorum. Şu 2a'yı da karşıya fırlatıyorum. Böylelikle 2 kök içerisinde a kare eksi 5 eşittir 10 eksi 2a yapmış oldu. Birazcık aşağıya inelim. Şimdi her iki tarafı 2'ye böleceğim. Ve böylelikle a kare eksi 5'in 5 eksi a olduğunu görürüm. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm a. Pekala, her iki tarafın karesini alalım şimdi. A kare eksi 5 bunun mutlak değeri eşittir. Buranın karesi de 25 eksi 10a artı a karedir. Pekala. Bizden ne istenmişti? A değeri kaçtır? Tamam. Bu ifade yani a kare eksi 5 ya 25 eksi 10a artı a karedir ya da a kare eksi 5'imiz eksi 25 artı 10a eksi a karedir. Bir artılı bir de eksili. A kareler böyle olursa gider. Ve bunu bu tarafa atarsam 10a gelir. Eksi 5'i bu tarafa atarsam 30 gelir. A burada 3'tür. Ya da bunu bu tarafa atarsam 2a kare. Onu da bu tarafa atarsam eksi 10a. Eksi 25'i de bu tarafa atarsam artı 20 gelir. Eşittir 0. 2'ye bölerseniz a kare eksi 5a artı 10 eşittir 0 gelecektir sevgili gençler. Ve burada a kare eksi 5a artı 10 eşittir 0. Sevgili gençler çözümüne bakacağım. Yani çözümüne bakacağım derken nasıl çözebiliriz diye düşüneceğim. Kök 10 eşit insan a değeri pekala. Şöyle deltasına bir bakalım. Deltası ikinci dereceden denklemlere girmiş bulunuyoruz birazcık. Ama 10. sınıf olması lazım. İşlemiştin sen. Delta b kare eksi 4 ac idi. Ve b'si bunun eksi 5 olduğundan karesi 25'tir. Eksi 4 çarpı a'sı burada 1. C'si de 10. Ve 25'ten 40'ı çıkarırsanız eksi 15 ve 0'dan küçük geldiği için buradan kök gelmez diyeceğiz. Delta 0'dan küçükse kök gelmiyordu.
Demek ki bir tanecik A değerimiz varmış. O da 3'müş. A kaçtır diye sorulmuştu. Cevap 3 olacak sevgili gençler. Devam. Şu kısmı sileceğim müsaadenizle. Ve yukarı kaldıralım ya da. Diyor ki küp kök 5 artı kare kök içerisinde 5 artı A çarpı küp kök 5 eksi kare kök içerisinde 5 artı A. Eşittir 2 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. İkisi de küp kök olduğu için tek küp kök içerisinde 5 artı kare kök içinde 5 artı A çarpı 5 eksi kare kök içerisinde 5 artı A biçiminde ben bunu yazabilirim. Ve bu da kaçmış? 2. Şimdi yine küp kök içerisinde şu ikisini çarparsanız 2 kare farkında 5'in karesi 25 eşlenik bunlar. Eksi 5 artı A'nın kare kökünün karesi de 5 artı A yapacaktır. Bunu da bu şekilde aldık. Eşittir 2 geldi. Şimdi 25'ten 5'i çıkardınız 20. Eksi A geldi. Buranın küp kökü. Bunun küp kökü 8. Peki küp kökü 2 olan küp kökü 2. Küp kökü 2 olan sayımız nedir? 8 değil midir? O zaman A kaçtır arkadaşlar? 20'den ne çıkarsa 8 olur? Tabii ki 12 çıkarsa 8 olur. Demek ki A değerimiz bizim 12 imiş sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 79. sayfamı yani son sayfamı sağ üst tarafına. Bunları bir güzel sırala demiş. Pekala. Ben bunları nasıl sıralayacağım? Kök 3'ün değerini bilmem, kök 2'nin değerini bilmem, kök 5'in değerini bilmem ben ne yapacağım? Şöyle yapacağım bak. Karelerini sıralayacağız. Alalım şöyle kenara. Bunun karesi nedir? 5 kere 5, 25 çarpı 3, 75. Bunun karesi 36 kere 2'den, 72. Bunun karesi 16 kere 5'ten, 80. En büyüğü hangisi? C mi? O zaman C büyüktür. Sonra A, sonra B. İşte size bunların sıralanmış hali. Karelerini sıraladım ama aynı sıralama kendileri için de geçerli sonuç olarak. Doğru mudur? Devam. Şurayı şöyle silelim. Kök 3 var, küp kök 4 var. 6. dereceden kök içinde 35 var. Bunları sırala demiş. Şimdi şöyle diyebilir miyim acaba? Şurası 2. Ben bu 2'yi şöyle 6 yapamaz mıyım? 3 ile çarparım buranın da küpünü alırım. Burayı 2 ile çarparım buranın da karesini alırım. Ve böylelikle hepsi 6. dereceden olmuş olur. A eşittir. 6. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 3 27'dir. A buymuş aslında. B de 6. dereceden kök içinde 4'ün karesi 16'dır. C de zaten 6. dereceden kök içerisinde 35'ti. Hepsi 6. dereceden olduğuna göre artık büyük olan büyüktür be kardeşim. C büyüktür. A büyüktür. B yazabilirim. Bu kadar basit. Bu da son sorumuz sevgili gençler. Şimdi 3 var, 4 var, bir de 5 var. Size en sıkıntı yaratacak soru tipi de bu. Hani bunları sıralamak. 3, 4, 5'in ortak katı nedir? 3, 4, 5'in ortak katı 60'tır sevgili gençler. Yani ben diyeceğim ki bunu 20 ile çarparım buranın 20. kuvvetini alırım. Daha sonrasında bunu 5 ile pardon özür dilerim 15 ile çarparım bunun da 15. kuvvetini alırım. Bunu da 12 ile çarparım, bunu da 12. kuvvetini alırım. Ya tamam hocam 60'ları yakaladın eyvallah da 4'ün 20. kuvveti nedir ya? 8'in 15. 16'nın 12. kuvveti nedir? Zor değil mi bunları sıralamak? Yok çok basit bak. Artık şunlar eşit olduğuna göre ben içlerini sıralayacağım. Birisi 4 üzeri 20, öteki 8 üzeri 15, bir diğeri de 16'nın 12. kuvveti. 4 2'nin karesidir, bunun 20. kuvveti. 8 2'nin küpüdür, bunun 15. kuvveti. 16 2'nin 4. kuvvetidir ve bunun 12. kuvveti. Burası 2 üzeri 40, burası 2 üzeri 45, burası da 2 üzeri 48'in ta kendisi. O halde en büyük hangisi? Tabii ki bu, sonra bu, sonra bu. Yani C büyük, B büyük, A diyebiliriz sevgili gençler biz bu sıralamamıza. Evet, videomuzun ve bu haftaki konunun da sonuna geldik. 4 tane video gönderdim size. Artık amacınız ve artık ödeviniz şu. Üslü sayılar, köklü sayılar. Matematiğin ilacını çözen arkadaşlarım bitiriyorlar. Bu konuların testlerini bitiriyorlar. Her ikisini çözen arkadaşlarım her iki kitaptan bitiriyorlar. Siz bu şekilde çalışmayı kendiniz istediniz. Merak etmeyin, iyi de yapıyorsunuz. Acil matematik TYT soru bankasını çözen arkadaşlarım da
o kısımdan sevgili gençler ödevlerini yapıyorlar. Bütün testleri çözeceksiniz. Acil matematik TYT soru bankasında yanlış hatırlamıyorsam 11 tane test var yani senin çözmen gereken. Matematiğin acından yanlış hatırlamıyorsam 9 test olması lazım ya da 10 test olması lazım. Şimdiden sana kolay gelsin. Yani toplamda ikisini de çözen için 20 test varsa ve her soruda her testte 15'er soru varsa yaklaşık bir 300 soru yapıyor. Aslına bakarsan sadece 300 soruyla bunları geçiştirmek iyi mi sizce? Bence değil bile. Bir haftada 300 soru bence hiçbir şey. O yüzden arkadaşlarım yavaş yavaş tempoyu arttırarak artık farklı kaynaklardan da kıyıdan köşeden bir şeyler çözmeniz lazım. Çünkü temel kavramlar kısmını da bitirdik. Üstü köklüyü de bitirdik artık ve bambaşka konulara geçeceğiz. Oran orantıya geçeceğiz. Problemlere geçeceğiz. O yüzden sevgili gençler, gerçi bizim kampımızın içerisinde problem yok ama problemleri ekstradan sunacağım ben sana. Ve bunlar başına bela olabilir. Haberin olsun. Diyelim, noktalayalım. Sonraki hafta görüşürüz. Hoşça kal, sağlıklı kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma lütfen.